Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine farklı iki çiçeğimle sizlere merhaba demek istedim. Öncelikle gördüğünüz gibi aloe veram gayet güzel coştu. Aloe veramı balkonumda tutuyorum. Açık balkonum, yaz kış balkonumda sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir sürü yavru verdi. Çok da güzel gördüğünüz gibi kalın kalın dolgulu yapraklar oluştu. Aynı şekilde begonyam sürekli çiçek açmaya başladı. Gördüğünüz gibi begonyam da dışarıda duruyor yine balkonumda yaz kış. Küçük bir daldan, kurumuş bir daldan bu hale getirmiştim. Daha önce sizlere videolarımda bahsetmiştim. Şimdi arkadaşlar bugün videomu fazla uzatmayacağım. Öncelikle aloe veralarımızın bol bol yavru vermesi için bu şekilde kocaman olup bol dolgulu yapraklarının olması için ve begonya ayrıca tüm çiçekler için sizlere küçük bir tarifim olacak. Çok etkili bir tarif. Vitamin diyebiliriz buna sevgili arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hepimiz evimizde pilav yapıyoruz arkadaşlar. Bu pilav pirinç. Pirinci ıslatıyoruz. Islattığımız suyunu, nişastalı su oluyor bu biliyorsunuz. Şöyle bulanık bir su oluyor. Onun suyunu soğuduktan sonra sıcak suyla ıslatıyoruz biliyorsunuz pirincimizi. Soğuduktan sonra çiçeklerimizin köküne yani toprağına pirincin nişastalı suyunu veriyoruz. Yani pirinç suyu veriyoruz sevgili arkadaşlar. Bu pirinç suyu toprağa gübre oluyor. Çiçeğimizin kökünü besliyor, gelişimini hızlandırıyor ve daha sağlıklı yapıyor. Ayrıca çiçek açmasını sağlıyor. Bol bol yavru verdiriyor. Mutlaka pirinç suyunu denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca çiçeklerimizin dinlendirilmiş su ile sulanmasını tavsiye ederim. Dinlendirilmiş su, yani suyu doldurduktan sonra bir gün bekletin, sonrasında çiçeğinizin normal sulamasını yapabilirsiniz. Dinlendirilmiş su çiçeklerde, tüm çiçeklerde çok etkilidir. Ve begonya, özellikle aloe vera. Aloe veram soğuğa da geliyor, sıcağa da geliyor. O yüzden kışında dışarıda karın altında, ayazın altında durabilir. Benimkiler hep öyle, yazında güneşte duruyor sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde begonyamda. Mesela barış çiçeği ya da orkide gibi ev çiçeğini değil sevgili arkadaşlar. O yüzden soğukta da bırakabilirsiniz. Bununla ilgili yorum almıştım. Cevaben olsun diye söylüyorum. Aloe veranızı balkonunuzda, açık balkonunuzda soğukta tutabilirsiniz. Evet, mutlaka pirinç suyu veriniz. Çiçeklerinize dinlendirilmiş su veriniz. Sonrasında gördüğünüz gibi kocaman çiçekleriniz olsun.